Burada Doge, Pip ve Luna'dan bahsediyor. Biz tabii Lunge'u da alarak buradaki genel değerlendirmeleri sürdürmeye çalışacağız. Ve genel anlamda üzerine şöyle bir konuşmaya gayret edeceğiz diye ifade etmemde fayda olacaktır. Dediğim gibi bir bakıp üzerine konuşmaya çalışacağız bu dördü hakkında. Tabii beğenip abone olmayı unutmayalım. Onu çok kısa ifade etmem lazım. İzleyen herkes bir saniyesini ayırıp hem beğeni bırakırsa hem de abone olursa memnun olurum diye altını çizeyim. Durum bu şekilde. Beğenelim ve dediğim gibi kanala abone olalım lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde isteyenler bu arada Facebook üzerinden de takipte bulunabilirler. Onu da söyleyeyim. Bu noktada hem Facebook videolarında reklam çıkmıyor hem de tabii ki anı anına paylaşımlarda bulunabilme imkanımız söz konusu olmaktadır diye altını bir kez daha çizmiş olalım. Durum budur. Facebook sayfamızın linki de videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında yine bulunmakta. Durum bu şekildedir. O linke tıklayarak doğrudan geçiş yapabilirsiniz zaten. Facebook sayfasına. Alım zamanı mı diyor. Doge, Pip ve Luna diye devam ederken. Madem şurada Pip var, Pip'ten bahsedelim. Ne olmuş buraya böyle ya? Hayrola? Şöyle bir şey mi yapsak? Bu ne böyle ya? Allah'ını seviyorsan. Ne alaka yani? Niye böyle bir bozulma olmuş? Şimdi düzeldi. Pip tarafıyla alakalı alım fırsatı mı diye soruyor. Birincisi şu anda hiçbir varlık için öyle bir anda işte tabiri caizse bir anda atladık falan hesabı yapılmaması gerekecektir. Ben bunu bir kere ifade etmek istiyorum. Çünkü hala ben her ne kadar fiyatların şu anda daha fazla düşeceğini düşünmesem de hala muhakkak belli bir çekilme şeyi var. Yani çekilme konusunda öyle söyleyeyim ben size. Belli bir alan var. O şekilde ifade etmek gerekiyor. O yüzden dediğim gibi yine de ne olursa olsun bu hususa karşı dikkatli olmak gerektiğini savunuyorum diyebilirim. Ya yani böyle bir durum söz konusudur bu şekilde. İkincisi şu anda ya dediğim gibi bulunmuş olduğu vaziyetler Bitcoin'in diğer videolarda zaten değerlendirdiğimiz için bu kısmı çok fazla uzatmayacağım. Ama aynen belli oranda hala geri çekilme şeyi var. Yani kredisi var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ne yapılabilir? Şu anda ne gibi hareketlerde bulunulabilir? Tabii ki de belli bir süre hem dikkatli olmak gerekiyor. Kademeli alımlarda bulunulabilir. Mesela bu iyi bir seçenek olacaktır. Şu an bulunmuş olduğu vaziyetlerde Pipcoin'in fiyatları geri dönebilme noktasında tepki verebilecekken şu anki fiyatlarında aynı zamanda yine de belli oranda tabii ki yavaşlık var. Bunların tamamını göz önünde bulundurmak ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Şu anki pozisyonda bir miktar kademeli alım yapılabilir ama olası düzeltme ihtimalinin önümüzdeki verilere kadar 11'inde ve 12'sinde açıklanacak verilere kadar bulunduğu gerçeğini de tabii ki hesaba katmamız gerekecektir. Buna göre hareket etmek lazım. Haricinde Pip de tabii ki yukarı meyilli varlıklardan bir tanesidir. Zaten mevcut grafikte bile bir yıldan biraz uzun bir sürede 100 kata yakın bir fiyat artışıyla bizim karşımıza geliyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Lunge zaten biliyorsunuz üzerine konuştuğumuz varlıklardan biri. Minimum maksimumda bakın 8 katı var Lunge'un aslında Kasım'dan bu yana. Ama şu anki vaziyetlerde bu %10-15'lere kadar düştü. Zaten kendiniz de görüyorsunuz. Bu kelimenin tam anlamıyla mevcut yani varlığın yaşamış olduğu bu yüksek volatiliteyi gösteren bir husustur diye de altını çizmiş olalım.
ciddi hareketlilik halinde bulunabiliyor olsa da tabii ki devam eden süreçte de problemler yaşadığını bilmek lazım. Hep söylüyorum, sıcak para akışı asıl Launchcoin'i canlandırabilecek olan iştir. Durum bu şekilde. Bunun için de tabii ki faiz indirimleri gerekmektedir. Muhabbet bu yani şu anda. Lunge da aynı şekilde kademeli alımda bulunulabilir. Lunge'da da hala olası düşüşlerde. Bu arada 5,5'lara kadar düştü. Yani Lunge aslında pip'in 6,6 noktalarına tekabül eden pozisyonlara kadar çekildi. Yakın zamanda değerlendiren olmuştur, değerlendirmeyen olmuştur. O pozisyonlarda şey yapılabilirdi. Yani belli bir tabii kademeli alımda olabilirdi. Şu anda da olabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Yani bakalım neler olacağını göreceğiz. Luna'ya geçelim. Luna tarafında şöyle bir sıkıntı var. All time low diyordu en son. Yani tüm zamanların en düşük fiyatlarına düştü. Luna ile alakalı maalesef çok fazla burada söylenebilecek bir şey yok. Açıkçası çok böyle ne yalan söyleyeyim böyle çok parlak bir vaziyette değil Luna'nın genel durumu ve vaziyeti. Zaten en düşük noktalarına kadar düştü. Luna'da minimum maksimum da az değil aslında yani 5 kat gibi bir fiyatlama ortaya çıkarmış iken 5 kat gibi bir fiyatlama gerçekleştirmişken günün sonunda tabii ki tutunmada belli oranda büyük başarısızlıklar gerçekleştirmiştir. Luna'da sıcak para akışına muhtaç diyebileceğimiz varlıklardan bir tanesidir diye ifade etmekte fayda görüyorum. Durum bu şekilde. Yine kademeli alım isteyen yapar ama ben genel olarak Luna gibi bir varlığın alımını yani buradaki problemi Luna'nın kendisinde görüyorum. Fiyatında falan değil yani. Durum bu. Doge'a gelecek olursak Dogecoin tarafında şöyle hemen bir bakalım. İyi bir geri dönüş var gördüğünüz gibi. 8,7'lerden bahsetmiştik. 9 civarlarında işi tamamladı, toparlıyor. Yine kademeli davranılabilir. Özellikle Doge'un da performansı çok yüksektir. Dogecoin hele ki geçtiğimiz zaman dilimlerinde hemen şöyle gösterelim. Bakınız ne yapıyor? Yine 4 katın üzerinde artış gerçekleştiriyor. Şu anda iyi yanı bunun 2 katından fazlasını diğerlerine göre elinde tutmayı başarırken şu anda piyasa yukarı hareket ederken trade'ine de bakarsak elde tutma oranlarına da en iyi işler çıkaran varlıklardan bir tanesi olarak aslında karşımıza geliyor. Yukarı meyilli yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.